Bir önceki videoda zamanımız bitmeden önce enerjinin korunumunu, sistemin aldığı iş ya da enerjinin, bu arada de aynı şey, sistemin verdiği işe diğer bir deyişle enerjiye eşit olması şeklinde açıklamıştık. Bu sisteme kattığım işle sistemden çıkan işin birbirine eşit olduğu anlamına geliyor. Ya da aynı şekilde sistemin aldığı enerjiyle verdiği enerji aynıdır da diyebiliriz. Buraya yazdığım formül bize giren iş çıkan işe eşit olmalıdır diyor. Yani diğer bir deyişle giriş kuvveti çarpı giriş mesafesi, çıkış kuvvetiyle çıkış mesafesinin çarpımına eşittir. Bu aslında işin tanımından gelir. Eşitliği tekrar yazayım. Giriş kuvveti bölü burada pembeyle gösterdiğim alan. Pistonu aşağı doğru ittiğim zaman bu alanda bulunan suyu da itmiş olurum değil mi? Giriş kuvveti bölü giriş alanı. Bunu yazalım. Kolaylık için buna giriş 1, buna da çıkış 2 diyelim. Şurada uç kısmında bir piston olduğunu varsayalım. Sanırım pistonu turuncu ile çizsem daha iyi olacak. Burada da diğer piston var ve dıştan gelen F2 kuvveti ona etki ediyor. Ana fikrimiz şu. Ben sol taraftaki pistonu itince su sıkıştırılamadığından kabın içindeki su bu tarafta yukarıya doğru çıkar. Sonuç olarak su kabın bu ucuna gelir. Böylece giriş kuvveti çarpı giriş mesafesi çıkış kuvveti çarpı çıkış mesafesine eşit olur. Bu da enerjinin korunumu dedik. Bu formülü yeniden düzenliyorum. Yeşil renkle devam edeyim. Burada giriş kuvvetini giriş alanına böldüm ve yine bu alanla çarptım. Son olarak da D1 ile çarpıyorum. Gördüğünüz gibi A1 ile çarpıp yine A1'e böldüm. Elbette aynı sayı ile çarpıp böldüğüm için bunlar birbirine götürecek. Eşitliğin karşısında da yine benzer şeyler var. F2 bölü A2 çarpı A2 çarpı D2. Bu eşitliğin bir anlamı var mı? Şimdi onu çözelim. Ama önce buradaki oran ne anlama geliyor bir bakalım. Yani F1 bölü A1 ne? Eğer önceki videoda izlediyseniz bunun ne demek olduğunu hatırlarsınız. Kuvvet bölü alan basınca eşittir. Burası bizim uyguladığımız basınç. Giriş kuvveti bölü giriş alanı dediğimiz için bu bize giriş basıncını verecek. P giriş. Peki alan 1 ve mesafe 1'in çarpımı ne? Buradaki ince borunun alanı bölü kesit alanı çarpı bu mesafedir. Bu önceki videoda hesapladığımız giriş hacmi. Hatta buna V1 diyelim. Basınç çarpı V1 eşittir. Suyun pistona baskı çıkış basıncı yapmasıyla oluşan bu basınca çıkış basıncı demiştik. Hatırlayın. Şimdi de onu bulalım. Bu çıkış basıncı P2. Bir de D2 çarpı alan 2 ne? Ona bakalım. Bu kesit alan çarpı yükseklik D2 çarpı A2'dir. D2 yani yüksekliğimiz suyun yukarı çıkma miktarını gösteriyor. Bu çarpım da V2'ye eşit. Bu hacimler hakkında neler biliyoruz bakalım. Bu hacimleri hesaplamak biraz gereksiz oldu. Çünkü önceki videodan V1 ve V2'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Eşitliğin iki tarafındaki V1 ve V2 birbirini götürecek. Giriş basıncı çıkış basıncına eşit oldu. Dolayısıyla P1 ve P2'nin birbirine eşit olduğunu bulmuş olduk. Bütün bu yaptıklarımızı yeni bir konu değil, sadece enerjinin korunumu olduğunu göstermek için yaptım. Yaptığım tek yeni şey kuvveti kesit alana bölüp basıncı bulmak oldu. Bu örneği ya da daha değişik olanları siz de kendi kendinize çözebilirsiniz. Başta yer çekiminin olmadığını kabul ettim çünkü yer çekimi işimizi zorlaştırırdı. Ama diğer videolarda belki yer çekimini de hesaba katarız. Her neyse. Eğer bir sıvı ya da sıkıştırılamayan bir akışkana basınç uygularsanız, bu basınç sıvı boyunca eşit bir şekilde iletilir. Enerjinin korunumu ve iş hakkında bildiklerimizle bunu kanıtlamış olduk. Bu anlattıklarımız aslında Pascal prensibi. Eğer bir sıvıya dıştan bir basınç uygulanırsa o basınç sıvının her yerine eşit olarak dağıtılır. Şöyle önce bir ekranı temizleyeyim. Bunu başka bir örnekle de açıklayabiliriz. Burada bir tüp var diyelim. Ucunda da bir balon olsun. Bunu uzay mekiğinde yapıyorum diyelim. Örnek bizim istediğimizi yaparız. Tam buraya bir piston çiziyorum. Balon duran yani sabit bir yapıda ve ağzına kadar suyla dolu içini suyla doldurayım. Aa pardon, tüm sayfayı maviye boyadım. Çizerken bir yerlerde boşluk bıraktım herhalde. Evet, balonun içini maviye boyuyorum çünkü içi suyla dolu. Tamam, suyla dolu olan bu balonda Pascal prensibine göre buradan ekstra bir basınç uygularsam piston aşağı inecektir. Pistonun aşağı inmesiyle oluşan basınç bütün balona yayılır. Mesela bu kısım metalden yapılmış diyelim. Balonun geri kalan kısmı basıncın artmasından ötürü eşit oranda genişler. Yani zamanla balonun şekli bozulur. Balonun böyle aşağı doğru uzayacağını düşünmeyin. Balon basınç iletildikçe genişler ama uzunluğu aynı kalır. Umarım bu size bir fikir vermiştir. Daha önce çizdiğim şekle dönecek olursak aslında bu oldukça ilginç çünkü bu bir basit makine örneği. Ama bunu çizdiğimde basit makine olarak hayal ettim. Şu garip cismi bir daha çizeyim. Aynı şekilde yine içi suyla dolu olsun. İçini sadece suyla doldurduğumuzdan emin olalım. Tamamdır. Bakın bu da ilginç bir basit makine. Giriş ve çıkış basıncının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Basıncın aynı zamanda kuvvet bölü alan olduğunu da biliyoruz. Sonuç olarak giriş kuvveti bölü giriş alanı, çıkış kuvveti bölü çıkış alanına eşittir. Şimdi yerlerine sayısal değerler vererek bakalım giriş kısmından 10 Pascal büyüklüğünde basınç uyguluyorum. Bu bizim için yeni bir terim. Adını Blaise Pascal'ın prensibinden alır. Birim olarak Pascal neyi ifade eder? 10 Pascal 10 Newton bölü metrekaredir. Yani 1 Pascal 1 Newton bölü metrekare demektir. Bu durumda Pascal kendiliğinden çıkan doğal bir birim oldu. Giriş basıncına 10 Pascal demiştik. Giriş alana da 2 metrekare olsun buradaki suyun yüzey alanı 2 metrekare olmalı. Çıkış alanı da 4 metrekare olsun. Pistonu bu noktadan belli bir basınçla ittiğim zaman bir miktar suyu da itmiş olurum değil mi? Önce giriş basıncından başlayalım işe. Giriş basıncı eşittir. Giriş kuvveti bölü giriş alanı. Basınç neydi? Basınç kuvvet bölü alandı. Yani 10 paskal giriş kuvveti bölü 2 metrekare olan alanı eşitmiş. Her iki tarafı 2 ile çarparsam giriş kuvvetine 20 newton bulurum. Burada size şunu soruyorum: çıkış kuvveti ne? Basit makinenin bu ucunda sistemi iten kuvvet ne? Giriş basıncı 10 pascal olduğu için çıkış basıncı da 10 pascal olmalı. Bunu söylemiştik. 10 pascal çıkış kuvveti bölü çıkış alanına eşittir. Kuvvetin etkisiyle buradaki piston yukarı doğru kayar. Bu 4 metrekare 10 ile çarparsam 40 olur. Çıkış kuvveti 40 Newton olmuş. Şimdi ne olduğuna bir bakalım. Uyguladığım giriş kuvveti 20 Newton. Çıkış kuvveti ise bunun iki katı yani 40 Newton olmuş. Özetle kuvvet kazancı 2'dir. Bu basit bir makine örneğiydi. Daha doğrusu hidrolik makine de diyebiliriz. Her neyse. Zamanımız doldu. Sonraki videoda görüşürüz.